etlik tavuk işletmelerinde altlıkların her 45 günde bir değiştirilmesi gerekiyor. Öte yandan bu atıkların bertarafı ciddi çevre problemlerine de yol açıyor. İrvanlı Makina'nın kurucusu Mustafa İrvanlıoğlu bu iki problemi atığı kurutup pelet haline getirmesiyle ortadan kaldırıyor. Bu sayede işletmeler en büyük maliyetleri, yakıt giderinden de kurtulmuş oluyor. Tavukçuluk işletmelerinde çevre sorunlarına neden olan atıklar aynı zamanda önemli bir ekonomik potansiyeldir. Makina sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesiyle 2007 yılında Mustafa İrvanalıoğlu tarafından kurulan İrvanalı Makina, geliştirdiği projeyle etlik tavuk çiftliklerinde altlık olarak kullanılan çeltik kabuğuyla tavuk dışkısı karışımını peletleyerek işletmelerin yakıt maliyetini ortadan kaldırıyor. Makine üretimi, geliştirilmesi, mevcut makinelerin yenilenmesi, kapasite arttırımları, bunlarla ilgili tecrübelerimiz çoktur. Bunları artık işçilik sınıfında çıktık, memlekete faydalı bir iki işler yapalım istedik. Bunlarla ilgili de işte tavukçuluk sektöründeki gübreyi tespit ettik. Arkadaşlarımız bu yönde gübrenin değerlendirmesi için bizden yardım istediler. Biz de bununla ilgili pelet yaptık. Kümeslerde kömür niyetine atık malzemelerini değerlendirtiyoruz. Kırıcı, taşıyıcı konveyör, helezon, bunker ve pelet makinesi. Sistem bu şekilde: gübre kümesten çıkarıldıktan sonra kırıcıdan geçirilir. Kırıcıdan geçirildikten sonra havalandırılır. Varsa rutubeti eksiltilir. Rutubeti eksildikten sonra 15-25 puan aralığında pelet yapılabiliyor. Makineye girer, pelet yapılır. Makinede yaklaşık 80-75 derece civarında bir ısıya maruz kalır. Bu ekstra bir enerji mekanik sürtünmeden kaynaklanıyor. Bu malzeme soğutulduktan sonra dinlendi mi kendiliğinden, sertleşmiş ve kırılmaz bir halde meydana geliyor. Bunu da mevcut kömür sobalarında hiçbir değişiklik yapmadan kümeste ısı olarak gübreden faydalanabilirler. Mustafa İrvanalıoğlu, peletin broiler çiftliklerinde yarattığı yakıt avantajını rakamlarla izah ediyor. Kömürün şu günkü fiyatı 300 TL, pirinç kömürün. Bu 100 binlik bir kapasiteli kümeste düşünürsek kış şartlarında iklim koşullarına göre değişir. Ama ortalaması 100 bin kapasiteli bir yerde 45-50 ton civarında kömür tüketimi söz konusu. Tabii bu bir maliyet. Kömür 50 ton tükettiğinizi varsayarsak 300 lira üzerinden de değerlendirirseniz 15 bin TL bir dönemde kömür gideri. 3 dönem zaten 45 bin TL. Bu en ufak bir rakam. Bu yükselebilir iklim koşuluna göre. Gübrenin değerlendirilmesi devreye giriyor. Kül de çıkmıyor bundan. Kömürün belki %20'si ton kömür yaktığınız zaman 200 kilo veyahut kömürün kalitesine göre 150 kilo kül söz konusu. Burada 20 kilo bile değildir kül miktarı, atığı. Bunun yakıldığı yer, sobalar kaliteli sobalar. Tam manasıyla yakım gerçekleşiyor. Bunun için de baca gazını ölçebilirler. Kalori değeri itibariyle de pelet kömürün yerini tutuyor. Talaşlı olduğu zaman 4100'e kadar geliyor. Pirinç kabuğu, çeltikli dediğimiz altlık serilmişse bu da 3300-3500'lerde. Bu da zaten bir kümesin ısıtmasında yeterli bir enerji. Firmanın hizmet potansiyeli Balıkesir, Bursa bölgesiyle sınırlı değil. Türkiye genelinde hizmet veriyoruz.
Kimi zaman yurt dışlarına da gittik. Oralarda da Bulgaristan, Azerbaycan, buralarda da makine sattık, kurduk, çalıştırdık. Memnun, insanlar memnun. Kurulacak makine tavuk çiftliğinin kapasitesine göre değişiklik gösteriyor. Yılda bizim 10-15 tane makine satmamız söz konusu profesyonel anlamda. Bir de bizim ufak tip dediğimiz küçük ölçekli işletmeler için küçük makinalarımız da var. Sistem olarak biri extruder, helezon sıkmadır. Diğeri de rululu sıkmadır. Helezon sıkma olan makinamız 25 HP gücünde. O 16 mm, 20 mm pelet yaptığında 600 ila 800 kilo saat kapasitelidir. Diğeri 45 kW, o büyük işletmeler için önerdiğimiz 10 mm pelet çapında 800 ile 1 ton saat kapasitelidir. Onların da işte bunker, kırıcı, belli başlı kombinasyonla çalışan makinedir. Otomasyondur. Bir kişiyle bu işi yapabilirler. Mustafa İrvanalıoğlu, peletin broiler çiftliklerinde yarattığı yakıt avantajını rakamlarla izah ediyor. Yaptığımız iş öncelikle kalite. Kaliteden asla taviz yok. Müşteri memnuniyeti. Tek taraflı değil yaptığımız iş. Kesinlikle fayda sağlayacaksa yapacak veya bizle çalışacak. Fayda sağlamayacak bir işte biz yokuz zaten.